Türkiye genelinde yapılan anket, salgın sürecinde yaşadıkları ekonomik zorluklar sebebiyle esnafın %84 ünün psikolojisinin bozulduğunu gösteriyor. Salgın süresinin uzaması ile birlikte esnafın yaşadığı kaygı, endişe ve geleceğe dair umutsuzluk göze çarpıyor. %33 kaygı ve endişe, %28 tedirginlik, %21 daralmışlık en öne çıkan olumsuz duygular arasında yer alıyor. %47'lik bir paya sahip olan esnafın olumlu duygularının ise %17'sinin sabır, %14 ünün kabullenmişlik ve 11'inin güç ve dirayet duygularından oluşması dikkat çekti. Esnafın gözünden esnaf olmak rezillik ve ölmek demek. Salgın döneminde esnaf olmak, bir ayakta kalma mücadelesi, başlıklı araştırmada esnaf olmak ne demek sorusuna esnaflar tarafından en fazla, rezillik, ölmek, yel karşı savaşmak, devletin vergi yükünün altında ezilmek cevaplarının verilmesi dikkat çekti. Esnafa göre esnaf olmanın en büyük zorluğunu %17 ile geçim sıkıntısı oluşturuyor. Bunu %13 ile vergi sistemi, %13 ile ekonomik kriz ve %12 ile büyük işletmelere karşı korunmasız olmak takip ediyor. Esnafın yarısının borcu var, krediyi yeni krediyle kapatıyor. Anket sonucuna göre iş yerlerinin %82'si kira olan esnaf ödemelerini yapmakta zorlandıklarını belirtirken, her 10 esnaftan 8'i ciddi gelir kaybı yaşadığını ifade etti. Her iki esnaftan birinin kredi borcu var. Kredisi olanların %70'i salgın dönemi de kredi çekmek durumunda kalmış. Esnafın %23'ü kredilerini ya yapılandırmış ya ödeyemiyor ya da ek kredi çekip ödemeye çalışıyor. Kredisi olanların %43'ü de yakın zamanda yine kredi çekmeyi düşünüyor. Ayrıca esnafın %37'sinin kredi dışında elden borç, senet, çek gibi borçları da bulunuyor. Esnafın ülke ekonomisinin düzeleceğine olan inancı yıkılmış durumda. Her 10 esnaftan 6'sı ülke ekonomisinin kötüye gideceğini düşünüyor. Esnafın %53'ü ise sorunlarına çözüm için Esnaf Bakanlığı kurulmasını istiyor. Kurulması talep edilen bakanlıktan öncelikli olarak vergi kolaylığı, kira desteği ve büyük işletmelere karşı güvence talep ediliyor. Esnaf odaları şikayeti de var. Yapılan araştırma, esnafın sorunlarına çözüm kapısı olarak siyasi partiler ve meslek odalarından umudunu kestikleri gerçeğini de ortaya koydu. Esnafın %40'ı meslek odalarının esnafı iyi temsil etmediğini belirtirken, siyasi partilerin iyi temsil etmediğine dair oranlarda Milliyetçi Hareket Partisi %45, Adalet ve Kalkınma Partisi %43, CHP %40, İyi Parti %32 oldu. Esnafın %32'si ise görüş belirtmekten kaçındı. CHP esnafın umut kapısı oldu. Esnafın gözünde en çok pozitif algı yaratan siyasi partilerin başında %31'lik oranla CHP'nin gelmesi dikkat çekiyor. CHP'yi %30'la Adalet ve Kalkınma Partisi, %22 ile İyi Parti ve %18 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip ediyor. Siyasi partilerin küçük esnafın haklarını savunması bakımından genel olarak güven kaybetmesi de dikkat çekti.